Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haberlerimize başlıyoruz. İlk haberimiz Sakarya'dan. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan Ömür Emine Akdeniz, Rafet ve Fatma Demirel'in Sapanca ilçe hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Suriye halkının dostları diye kendini adlandıran Batı İttifakı Paris'te düzenlenen toplantıda Suriyeli muhaliflere verilen desteği bir kez daha teyit etti. Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantıda ev sahibi Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Cenevre 2 konferansının kilit önemde olduğuna vurgu yaptı. Fabius, Suriye'deki trajedinin siyasi çözümden başka çıkış yolu yok. Cenevre 2 gerçekleşmezse bunu elde etmenin de imkanı yoktur dedi. Yayımlanan sonuç bildirisinde Esad rejiminin saldırıları şiddetle kınanırken ülkede savaşan yabancı silahlı güçlerin varlığından duyulan rahatsızlık da dile getirildi. Cenevre 2 yaklaşırken Rojava'nın varlığı ve Suriye'ye çözüm modeli olabileceği ısrarla görmezden gelinmeye devam ediyor. Kuzey Kürdistan ve Rojava arasında inşa edilen utanç duvarlarına ve tel örgülere karşı Kürt halkının isyanı devam ediyor. Efrinliler dün sınıra yürüdü. Bir yandan Rojava halk devrimi ve inşa süreci devam ederken öte yandan Türk devleti Rojava ve Kuzey Kürdistan arasında utanç duvarları ve tel örgüler örmeye devam ediyor. Buna karşı Kürt halkı hem kuzeyde hem de Rojava'da düzenlediği eylemlerle karşı duruşunu sürdürüyor. Dün Efrinliler sınıra yürüyerek bir kez daha utanç duvarlarına ve tel örgülere karşı öfke dolu tepkilerini gösterdi. Dün Ahmet'te toplanan Kürdistan Hukukçular Meclisi yaptıkları açıklamayla çifte standartlı hukuk anlayışına tepki gösterdi. Hukukçular yaptıkları açıklamada çifte standartlı hukuka tepki gösterdi. BDP eş başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş sömürge hukukunu kabul etmeyeceklerini belirtti. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi olduğunu, sistemin Roboski katliamı davası karşısındaki tutumuyla açıklayan Beştaş, Kürtlere karşı uygulanan suçlarda cezalandırmama, Kürtlerin işlemediği dosyalarda ise yüksek cezalar vermek kural haline dönüştü. Hukuk bu şekilde işliyor dedi. Avukat Mehmet Emin Aktar da soykırım davalarına tepki gösterdi. Biz artık bu yargılamaları reddetmeliyiz diyen Aktar, açılan soykırım davalarına ilişkin ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğinin de altını çizdi. ...2014 yerel seçimleri yaklaşırken BDP'ye de katılımlar artarak devam ediyor. Rıhan'ın Pirsus ilçesine bağlı Şevre Buçuk köylüleri BDP'ye geçti. Dün düzenlenen törene BDP kent milletvekili İbrahim Binici de katıldı. Törende Şen, Koçan, Polatsoy, Kutlu ve Yılmazoğlu aileleri adına konuşmalar yapıldı. Vekil Binici de yaptığı kısa konuşmada Kürt halkının özgürlük çizgisinde birleşmesi gerektiğinin altını çizdi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün İstanbul'da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buluşmada Demirtaş, Cenevre 2 konferansı öncesi gündemdeki konuları değerlendirdi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye'de ve Rojava'da çetelere verilen desteğe dikkat çekti ve Suriye'de çözümün Kürtlerin geliştirdiği model olduğunu söyledi. Radikal gruplar halen büyük bir destek alıyorlar ve bu desteğin engellenmesi konusunda da uluslararası camia harekete geçmiyor. Türkiye de bunlara destek veriyor. Hatta Amerika'nın sunduğu destekler bile dolaylı olarak bu grupların eline geçiyor. Ama Batı dünyasının özellikle de Türkiye'nin telkinleri ve Türkiye'nin isteği doğrultusunda Kürtleri halen görmezden geliyor olması büyük bir hata, büyük bir handikaptır. Demirtaş, AKP-Gülen örgütü arasındaki iktidar veren savaşını değerlendirdi. Çözüm radikal demokratik dönüşümdür dedi. AKP bu haliyle Türkiye'ye bir gelecek vizyonu çizmekten çok uzak bir partiye dönüşecektir. Polis devletini bir güç olarak kullanıyordu şimdiye kadar. Görünen o ki aslında yarattığı polis devleti kendisine ait bile değilmiş. Daha çok cemaatin elinde Fethullah Gülen'e bağlı ona biat eden ve onun
talimatları doğrultusunda hareket eden bir güvenlik devleti, bir polis devleti oluşturmuş başbakan. Şu anda aynı zamanda buna karşı da mücadele etmek zorundadır. Buna karşı mücadele yürütürken de zannedersem kendi paralel devletini, kendi polis devletini, kendi yargı devletini kurarak buna cevap verecektir. Oysa yapılması gereken şey devleti polis devleti olmaktan çıkarmak, bir hukuk devletine dönüştürmek, yargıyı cemaate bağlı olmaktan çıkarıp bağımsız ve tarafsız hale getirmek olmalıydı. Seçim sürecine ilişkin Demirtaş, alternatifin HDP-BDP güç birliği olduğuna dikkat çekti. Yerel seçimlerden büyük bir atılımla çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin önüne alternatif bir iktidar potansiyeli çıkarmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin batısında HDP, Halkların Demokratik Partisi'nin Kürdistan bölgesine de BDP'nin büyük bir çıkış yakalayarak genel seçimlere iyi bir hazırlıkla, ivmeyle gidebileceği inancındayız. Türkiye'nin artık AKP'yi bir umut olmaktan çıkaracağını bu seçimlerle birlikte görmeye başlayabiliriz. Zaten CHP-MHP Türkiye açısından bir heyecan, bir alternatif yaratmadığı için partimizin ve birlikte çalıştığımız HDP'nin Türkiye'nin gelecek iktidar vizyonunu bu seçimle birlikte oluşturabileceğini düşünüyoruz biz. Roboski katliamının ikinci yıl dönümünde kurulan Roboski Der, Kurdi Der ile birlikte dil atölyesi kurma kararı aldı. Roboski Der, Roboski katliamının ikinci yıl dönümünde kuruldu. Dernek, Roboski'de katliamı boşa çıkarıyoruz, dilimize, kimliğimize sahip çıkıyoruz şiarıyla Kürtçe okuma yazma dil kursu başlatma kararı aldı ve bunun için Şirnek Kurdi Der'den destek istedi. Talebe anında karşılık veren Kurdi Der heyeti Roboski Der'i ziyaret etti. Roboski Der kurucularından İbrahim Yaylalı, Roboski halkına kimliğinden dolayı saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti. Yaylalı, bu katliamı bir kere daha boşa çıkaracak adımlar atma kararını aldık, bu yüzden sizden destek isteğinde bulunduk dedi. Şirnek, Kurdi Der aktivisti Mehmet Barut ise dil asimilasyonuna karşı herkesin kendi dilini öğrenmesi gerektiğini söyledi. Ziyaret sonunda Roboski Der ve Kurdi Der ortak bir dil atölyesi kurma kararı aldı. İran 5+1 ülkeleriyle Kasım 2013'te Cenevre'de imzaladığı anlaşmayı hayata geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İran Dışişleri Bakanlığı yaptıkları açıklamalarla nükleer anlaşmanın 20 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı 20 Ocak tarihinin milat olacağını belirtirken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ise bunun önemli bir adım olmakla birlikte bir sonraki aşamanın daha zor olacağını söyledi. Avrupa Birliği dış politika yetkilisi Catherine Ashton, Birleşmiş Milletler Nükleer Denetleme Dairesi'nden anlaşmanın uygulandığını doğrulamasını isteyeceğini söyledi. Anlaşmaya göre İran, 20 seviyesindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğunu devre dışı bırakıp daha fazla zenginleştirme imkanı veren altyapıyı da sökecek. Karşılığında İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlarda yumuşamaya gidilecek. Geçici anlaşma 6 aylık zamana yayılacak. Tayland'a geçiyoruz. Tayland'da eylemler durmak bilmiyor sayın seyirciler. Kasım ayından beri sokakta olan eylemciler başkent Bangkok'u işgal et eylemi başlattı. Sabah saatlerinden itibaren kent çevresindeki ana caddeleri barikatlarla trafiğe kapatan binlerce gösterici hükümetin istifasını istiyor. Kasım ayından bu yana devam eden protestolarda Başbakan Yingluck Shinawatra hükümetini devirip yerine Halk Konseyi'nin getirilmesi isteniyor. Yoğunlaşan gösteriler üzerine hükümet meclisi feshetmiş ve 2 Şubat'ta erken seçime gitme kararı almıştı. Kasım 2013 tarihinde başlayan gösterilerde bugüne kadar en az 8 kişi hayatını kaybetti. Son haberimiz Mısır'dan. Mısır'da tarihi referanduma 2 gün kala başkent Kahire sokakları bir kez daha protesto gösterilerine sahne oldu. Kahire Üniversitesi önünde toplanan Mursi taraftarı yüzlerce kişi hükümet karşıtı bir gösteri düzenledi ve anayasa referandumunu boykot çağrısı yaptı. Önceki gün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı adayı olabileceği sinyalini veren Mısır Savunma ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi ise halktan yeni anayasa için sandığa gitmelerini istedi. Mısır'da ordu destekli hükümetin belirlediği anayasa komisyonu tarafından hazırlanan 247 maddelik yeni anayasa taslağı 14-15 Ocak tarihlerinde referanduma sunulacak.
gelişmeleri sunduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.